Çankırı'yı bu sezon bölgesel amatör ligde temsil edecek olan Çankırı Sarayspor antrenmanlara başladı. Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Çankırı Sarayspor, 2023-2024 futbol sezonunda Çankırı'yı Bal Ligi'nde temsil etmeye hazırlanıyor. Çankırı Sarayspor Kulüp Başkanı Metin Kılıç, karşılaşmaları Çankırı Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını belirterek taraftarlar ve bütün camiayı kenetlenmeye davet etti. Bu sene Bal Ligi'nde Çankırı'mızı biz temsil edeceğiz Allah nasip ederse. Önceliğimiz Türkiye Kupası'nda, ilk maçımız Türkiye Kupası'nda olacak. Önceliğimiz ilk maçı kolay atlatmak. Burada hazırlıklarımızı kamp eğitiminde sürdürüyoruz. Sağ olsun valimiz bu konuda bize yardımcı oldu. Tesisleri, imkanlarını bize sundu. Biz de bunu değerlendirdik. Çankırı takımı olduğumuz için Çankırı'da başlamak istedik kampımıza. Çankırı'mızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Buradaki kamp süreci kaç gün sürecek? Buradaki hazırlıklardan sonra çalışmalarınıza nerede devam edeceksiniz? Şimdi biz bir hafta Ankara'da Gölbaşı'nda kamp yaptık. İkinci kamp yerimiz burasını belirledik. Pazartesi günü buraya geldik. Türkiye Kupası'na kadar buradayız. Büyük ihtimalle pazartesi olursa pazartesiye kadar buradayız. Salı olursa yine pazartesiye kadar. Çarşamba olursa salıya kadar buradayız. Buradan maça geçeceğiz. Hedefimiz tur atlamak. Çankırı'yı bu sezon temsil edeceksiniz. Karşılaşmalarınızı nerede oynayacaksınız? Çankırı Atatürk Stadı'nda maçlarımızı orada oynayacağız. Türkiye Kupası'nda ilk maçımız da orada olursa herkes tabii ki yoğun bir ilgiyle bekliyoruz. Biz de takımı merakla bekliyoruz. Herkes merakla bekliyor. Ama biz çok çalışıyoruz. Gece gündüz buradayız. Ankara'dan buraya takımı kontrol etmek amaçlı geliyoruz. Ve bu şekilde Türkiye Kupası'na kadar hocalarımız sağ olsun takımı hazırlayacağını düşünüyorum. Transferlerimiz hepsini Ankara'dan yaptık. Hepsinin bal geçmişi var. Özellikle yetenekli topçuları tercih etmek, genç oyuncuları monte etmek amaçlı bu ekibi kurduk. Araya olgun, tecrübeli, yetenekli topçuları koyduk. Harmanlayıp iyi bir takım, sezonu bitirebilecek bir takım kurmayı hedefledik. Tabii ki transferlerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii ki bu bütçeyle alakalı. Biz şu andaki durumumuz, burada 30 kişi getirdik. 30 kişiden bir ekip kuracağız. Türkiye Kupası'nın ilk maçını o şekilde çıkacağız. Ama 15 Kasım'a kadar transfer dönemi var. Her an her şey değişebilir. Bir köy takımı ilk defa Bal Ligi'nde Çankırı temsil edecek. Peki sizin bu ligdeki hedefiniz ne? Şimdi köy takımı olduğumuz için önce haddimizi biliyoruz. Yani şampiyonluğa takım kurama haddimiz yok. Ama bu olay futbolla alakalı. İyi ekip kurduk. İyi sonuçlarla gidersek üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki bizi heyecanlandırdıkları zaman biz de takviyelerimiz ona göre yapacağız. Çünkü her maç bir eksiğimiz varsa bir eksiğimizi tamamlayacağız. İki eksiğimiz varsa iki tamamlayacağız. Hazırlanmış olduğunuz takım ligde kalacak bir takım, kazanacak bir takım mı? Yoksa geçtiğimiz yıllarda sürekli kaybeden, seyircinin de artık illallah ettiği, bıktığı, üzüldüğü bir takım olmayacak sanırım. Tabii ki benim olduğum yerde hep başarı oldu şimdiye kadar. Tabii bölgesel ligde ne kadar başarı yaparız bilmiyoruz. Bizim için de tecrübe olacağı için. Biz şu anda hedefi olan oyuncuları buraya getirdik. Biz de heyecanlıyız. Bizim de hedefimiz var. Tribünde otururken biz de heyecanla taraftar gibi heyecanla bekleyeceğiz. Maçta puan almak isteyeceğiz. Bizim kendi heyecanımız topçuya yansırsa topçu bence isteyecek. Biz de bunları söylüyoruz. Bizim hedefimiz var. İlk defa katılıyoruz. Köy takımıyız. Ama Çankırı'yı temsil edeceğiz diyoruz. Herkes temsil edeceğiz. Bizim için buradaki kişiler önemli değil. Çankırı'yı temsil ettiğimiz ilimiz önemli. Sezon başladığında takım nerede kalacak? Antrenmanlarını nerede yapacak? Bununla ilgili de bilgi verir misiniz? Şimdi Çankırı'mızda kampımız burada devam ettikten sonra biz tekrardan Ankara'ya döneceğiz. Türkiye Kupası'ndan sonra tekrardan büyük ihtimalle Gölbaşı sahasında idman yapacağız. Çünkü burada bizim köy olduğumuz için Çankırı'mızda da tesisimiz olmadığı için şimdi topçuları biz Ankara'da bu şekilde yine idmanları sabah ve akşam olmak üzere Ankara'da devam ettireceğiz. Maçlarımızda buraya Çankırı'ya geleceğiz. Bizim için herkes önemli. İyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirelim. Herkese ihtiyacımız var. Özellikle genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu konuya merak duyan taraftara ihtiyacımız var. Bizi alkışlayacak, bizi destekleyecek, bizi onur edecek herkese ihtiyacımız var. Korgun Belediyespor'dan isim hakkını alarak Bal Ligi'ne resmen katılan Çankırı Sarayspor, bir köy takımı olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
Eldivan ilçesine bağlı Sarayköy'de kurulan futbol takımının ligde göstereceği performansa şimdiden merak konusu oldu.